Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde XML dosyalarında güncelleme işlemi, kayıtlarda güncelleme işlemi nasıl yapılıyor onu göstereceğiz. Şimdi bir tane buton alıyorum. Geçen dersimizde DataGrid View'de kayıtlar, XML kayıtları nasıl gösteriliyordu onu anlatmıştık. Evet, güncelle dedikten sonra butonun ismini de değiştiriyorum. Bu şekilde işlemler daha kolay gerçekleşir arkadaşlar. Nesnelerin her birine bu şekilde isim vermek işimizi kolaylaştırıyor diyebilirim. Evet, şimdi bu eklemeleri de göstermiştik daha önce. Şimdi yine aynı şekilde X Document sınıfından bir nesne üretiyoruz. X document nokta load. Şöyle et tarafını getirelim. Personel XML dosyamızın adı zaten şurada daha önce kullanmıştım. Evet, şimdi kayıtlarımızı bir daha gösterelim. En azından şöyle open folder. Bin ve debug klasörünün içerisindeydi. Şurada personel dosyamız var. Bunu WordPad'de açıyorum. Teyit etmek açısından 3 tane kaydımız var arkadaşlar. Şu personel dediğimiz bizim elementimiz ve personeller dediğimizde bizim rotumuz. Evet, rotların içerisinde 3 tane kaydımız görünüyor. Evet, şimdi bunu kapatıyorum. Bununla bir işimiz yok. Burası açık kalsın. Evet, bunu yaptıktan sonra şimdi X element element eşittir x dosya nokta element. Şimdi buraya önce personeller dediğimiz rotumuzun ismini yazıyoruz. Personeller yazdıktan sonra element. Buraya da personel dediğimiz elementimizin ismini yazıyoruz. Evet, rottan sonra elementi de bu şekilde belirttik. Nokta first or default adına x diyorum. Eşittir büyük x nokta element. Bunu arkadaşlar ID'ye göre işlemleri bizim ID dediğimiz, yani kolon da denebilir, alana göre işlem yapacağız. Yani dolayısıyla şöyle ID dedikten sonra value eşit eşit nereden gelecek? Text ID nokta text'ten bu şekilde gelmiş olacak. Ardından arkadaşlar şöyle if diyorum. Kitap tuşuna. Evet, if. Şurada bir şey. Tamam. Noktalı virgül. Evet, if diyorum. Böyle tab tuşuna iki defa bastım. Element eğer null'dan, yani boştan farklıysa diyorum. Şimdi işlemleri yapacağız. Element nokta set element value.
Evet, düzenleme işlemler arkadaşlar set element value metoduyla yapılıyor. Şimdi nereye ne gelecek? Şimdi onu yazacağız. Txt at soyad nokta text. Beş tane. Daha doğrusu 4 tane, 5 taneye gerek yok. Telefon. Adres. E-mail. Ad, soyad. Bunların tabii doğru yazılması lazım. Telefon, adres ve e-mail. Evet, bu şekilde nereye ne geleceğini belirtmiş olduk. Ardından diğer işlemlerde olduğu gibi dosyamızı ne yapacağız? Kaydedeceğiz. Şu şekilde save diyerek burada aşağı indirelim bunu. Personel examel. Bu şekilde ne yaptık? Kaydımızı oluşturduk. Ve ardından tabii şöyle bir mesaj da alabiliriz ve kayıtları ne yapalım? Getirelim. Kayıt güncellendi ve kaydı getir. Evet, burası da bu kadar. Bu arada şöyle bir şey de yapabiliriz. Onu da Cell Double Click olayında yapalım. En azından yapmışken şöyle. Data Grid diye bir nokta. Sorgunculuk nokta. Nokta value nokta string. Ad, soyad. Telefon. Adres. Evet, e-mail. Şuraya da sırasıyla 0 kolon 1 2 3 4. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra şimdi çalıştıralım arkadaşlar, son duruma. En azından kayıtları bu şekilde text box'lara getirmiş olacağız. Değiştirmek istediğimizi sadece o şekilde üzerinde değişiklik yaparak, yani hepsini değiştirmeye gerek yok. Evet, örneğin şurada mesela 2 çift tıkladım ve Kemal Yıldırım bu şekilde geldi. Örnek Kemal Yıldırım mesela Metin Çelik diye değiştirelim. Evet, ID'si bu arada aynı olmalı. ID'sine dokunmuyoruz. Şimdi bu şöyle 3 ile başlasam. Konya. Dediğim gibi hepsini değiştirmek zorunda değiliz. Hatta bu Edirne kalsın. Çelik Metin et gmail.com. Evet, güncelle diyorum. Kayıt güncellendi. Bakıyorum şöyle. Evet, Metin Çelik Edirne olarak zaten kalmış. Çelik Metin. Bu şekilde arkadaşlar kayıt güncelleme işlemi de bu şekilde
İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videomuz, yani XML ile ilgili son video olacak. Orada da silme işlemini gösterip bu şekilde XML işlemlerini bitirmiş olacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.